Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programında yeniden karşınızdayız. Bir dönem Gaziantep Spor, Fenerbahçe, Çanakkale Dardanel Spor ve farklı Süper Lig takımlarında oynayan Mustafa Özer'le birlikteyiz. Geçmişe gideceğiz. Anıları ve hikayeleri konuşacağız, masaya yatacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Mustafa Özer, bildiğiniz üzere tabii hatırlayanlarınız elbette ki vardır. 1970 ve 80 doğumlular Mustafa Özer'i hatırlayacaklardır. Gaziantep Spor, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Dardanel formaları giydi ve başarıyla kariyerini sürdürdü ve tamamladı. Hasan Özer'in de eski forvetlerimizden, milli takımımızın, Trabzonspor'un önemli forvetlerinden Hasan Özer'in de abisi oluyor. Abisi, evet. Dört kardeşler ve dört kardeş de tarihte ilk defa mı hocam? İlk defa. Tarihte ilk defa. İkinci ligde 11'de oynadık. 11'de oynadınız. 1990'da Siirt Közmetlerinde dört kardeş. Cemal abim, Hasan Özer, Recep Özer, ben. İlk 11'de oynadık. Biliyorsun eskiden 16 vardı kadro. Biz dördünün primleri biz sadece Özer ailesi alıyorduk. Özer ailesi ama inanılmaz güzel bir duygu. Anne baba gurur duyuyordur herhalde. Valla rahmetli babam lokontacıydı Atakan. Lokontacıydı. Futbol oynamamızı hiç istemezdi. Bırakmıyordu bizi ama biz kaçarak mahallede futbol oynardık. Peki arada lokantada sizi de kullanıyordu değil mi? Tabii canım, normal. Bulaşık yıkama. Tabii canım, ya çok bulaşık yıkadık. Servis yaptık. Lokonta sabah 4'te kalkardım. Akşam 11'e kadar çalışırdık. Lokontamız da iyi çalışıyordu o zaman Siirt'te. Tabii futbol oynamanızı istemiyor çünkü hiç lokantada istemiyor, çalışmanızı istiyor. Tabii. Lokontada çalışın diyordu. İşte sahip çıkın diyordu ekmeğinize ama biz valla fırsat buldukça kaçıyorduk. Bizim en büyük şansımız 1980'de babam lokontada iflas etti. İflas edince lokontayı bıraktı. Sonra biz futbola o zaman tam zirvesinde, Cemal abim de Muğla Spor'da oynuyordu o zaman. Para geldikten sonra bu artık maçlarımıza da gelmeye başladı. Ya taktik para de veriyor. Para gelince, para gelince taktik vermeye başladı. Bu sefer tribünlere geldi. Tribünlerde maçlarımızı izliyordu. Böyle bir anımız vardı abi. Tek fazla para gelince tabii lokanta falan umurunda olmadı. O zaman ben kaşıkla verdim, kepçeyle alacağım diyor bundan sonra. Şimdi dört kardeş profesyonel oynamak. Şimdi düşünüyorum, Hasan Trabzon'da, ben Fenerbahçe'de, kardeşim Recep Erzurumspor'da, Cemal abi Muğla, Sirke Hizmetleri'nde. Tabii haftada dört kardeşin kesin iki tane galibiyeti vardı bu ama. Primler geliyor. Ha, primler geliyor. Dört oluyorsa müthiş oluyordu. O gün o hafta müthiş oluyordu. Önce öyle başladık. Baba her zaman her pazartesi şeye gidiyordu, bankaya gidiyordu. Tabii o. Allah rahmet eylesin. Valla çok teşekkür. Atakan, öncelikle davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zevkle ve heyecanla izliyorum seni. Ben teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Daha önce de tanıyorum. Sağ olun hocam. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Eline sağlık. Böyle futbol mutfağından gelmiş bir kardeşim yanında. Ben çünkü mahalle futbolundan gelmiş, hiçbir eğitim almadan Fenerbahçe A milli takımda UEFA Fair Play'e kadar uzanan bir hayat hikayemiz var. Seninle elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağız. O zaman gidelim hocam. Futbola nasıl başladın? Nasıl Siirt'te oynamaya başladın? Sonra Antep'e, Fener'e transferleri nasıl gelişti? Dilersen başlayalım. Tabii ben ilk başlarda amatör dedim. Öncelikle mahallede başladık. Biliyorsun eskiden mahalle futbolumuz vardı. Mahalle futbolunda çok tecrübe yaşadık orada. Çünkü sabahtan akşama kadar futbol oynardık. İşte lokantadan fırsat buldukça. 1984'te Yıldırım Spor amatör takımda lisansım çıktı. Babamın haberi olmadan. Sonra Milli Eğitim Gücü'nde oynadım amatör. 1988'de de Siirt Közmetlerinde profesyonel oldum. Tabii şimdi o yıllarda 1987'de ilk kampa, biliyorsun eskiden sezon başları kamplar vardı. Evet. Benim zaten futbol hayatım ondan sonra değişti. Kampa götürmemişlerdi bizi o zaman kampı. Çok etkilenmiştim yani. Çerlendin, üzüldün. Üzüldüm, sabaha kadar böyle harbiden ağladım.
Onlar kampa gidiyor, ben nasıl gidemem falan. Çok inanılmaz bir futbol geçmişim, futbolun temel taşlarını ben orada attım. Neyse, onlar kampa gittikten sonra ben sabah akşam çift antrenman yapıyordum Atakan. Yani sabah dağlarda koşardım, işte bayırlarda. Siz kampa gidiyorsunuz, ben de kampımı kendim yapacağım kendim dedim. Kendim yapacağım dedim. 2-3 arkadaşım vardı, onlar da futbolu küstüler, bıraktılar. Ama ben dedim bırakmayacağım, devam edeceğim bu futbolla ilgili. Neyse kamp bittikten sonra o arada böyle çarşıda gezerken eskiden telefonlar yoktu. Bizim yardımcı hoca vardı, Nezer hocam. O gördü, dedi ki ya çift kale var dedi, oyuncu eksik dediler. Gelir misin falan dediler. Gelirim dedim. O zaman da emekli albayımız var, Cevdet hoca vardı, Soylu'lu, Ankaralı. Çok böyle hakikaten inanılmaz adaletli bir hoca. Neyse çift kaleye gittim, oynamaya başladık ama nasıl oynuyorum biliyor musun Atakan? Yani inanılmaz oynuyorum. Hoca çağırdı beni, Cevdet Hoca. Dedi ki oğlum dedi, sen ne yaptın filan. Ben dedim tek başıma antrenman yap. Ben seni dedi profesyonel yapacağım dedi. Ve benim hayatım orada değişti. Futbol. Profesyonel oldum. 3 yıl Gaziantep Spor'da futbol oynadım. Sirke Özmetleri'nde ikinci ligde maç ortalamam 27-28 Atakan. Süper. 27-28 yani. Hiç fire vermedim. O ara askere gittim. Mevki sağ bek miydi? Sağ bek. Ya sağ bekle stoper oldum ama genellikle hep sağ bek oynuyordum. 88 yılından sonra askere gittim. Biliyorsun eskiden asker futbol cuma oluyordu. Evet, cuma günleri izin verirlerdi. Pazara kadar maç oynayıp geri dönüyorsun. O ara Erzincan'da askerdim. Tatvan'a, Siirt'e yakın bir yere çektiler beni. Sadece 3 gün antrenmansız gidiyordum, maç oynuyordum. Geri geliyordum. Bir sene boyunca. Bak hiçbir antrenman yapmıyordum. Ondan dolayı o sene askerliğim bittikten sonra Ümit Milli Takım seçmeleri oldu. Ankara'da Fatih Terim hocamız. O zaman Piontek'in yardımcı hocasıydı. Ben ve Hasan kardeşim Ümit Milli Takım seçmelerine geldik. İlk 65'e girdik biz. Hasan, ben ilk 65'e. Otele geldim. Bir baktım 300, hatırlıyorsam 312 miydi oda numaram. Orada bir telefon numarası. Ben Erol Keretli, Gaziantep'te bir Erol abimiz vardı. Kampur, Bektar, Çalakadar'dan elde de. Evet. Şu numaram beni ara. İki gün geçti, aradık Gaziantep'te. Dedi ki biz dedi Hasan'ı beğendik. Sen de beğendik ama sen biraz yaşın yüksek olduğu için. Sen kaç yaşındasın o sırada? Ben 21 yaşındayım. Askeri bitirmişim. Hasan da 17 yaşında. 17 yaşında. 17 yaşında. Ve Hasan'ın en iyi dönemi. Biz sirk hizmetlerinde inanılmaz bir 3 yıl geçirdik Hasan'la birlikte. Abim Cemal abim, bir de Recep kardeşim stoper o da. O da Erzurumspor'da, Mersin'de oynadı. Biz inanılmaz bir 3 yıl geçirdik Atakan, Siirt, Közmetler. O zaman birincilik ve ikincilik vardı. Başka evet, lig yoktu. Yoktu. Ondan sonra işte Ümit Midam seçmelerinden sonra Hasan Ankara gücüyle anlaştı. Mehmet Gönül Açar'la birlikte. O arada Celal Doğan başkan yoktu o zaman. Ali Doğan vardı yeni genel menajer. O Siirt'te oynamıştı bizde. Beraber oynamıştı. O Siirt'e geldi belediye arabasıyla. Rahmetli babama dedi ki işte biz Hasan'ı istiyoruz. Eğer Hasan'ı bize verirsen hatırımız var sende. Babam da şunu söyledi. Ya Mustafa'yı da alırsanız olabilir. Çünkü Hasan başka yere gidecek. Yani başka yere gidecek. Ya olur mu olmaz mı filan böyle bir pazarlık. Babama zekice bir hareket yapmış baba. Baba o ara işi öğrendi. Babam taktik veriyor tabii. Menajerliği de öğrenmiş ama. Ya tabii tabii. Resmen ben, pazarlamış seni. Tabii babam, Allah rahmet eylesin. Yani ondan sonra abimler de destek veriyor. Orada futbol oynadıkları için onlar da işte dediler ki ya abi kardeş gelsinler. Orada destek olurlar birbirine. Neyse onlar da tamam dediler. Neyse biz Gaziantep'e gittik aslında. O zaman köy hizmetlerinde işte bir belli bir bonservis paraları vardı. Onları ödediler. Neyse 16 tane Gaziantep Spor'u 16 tane en iyi gençleri almışlar. Mehmet Gönül Açar, Hasan Özerler işte anlatamam sana. Kadro nasıl biliyor musun? Ümit Milli Takım kadrosu hepsini oraya çağırmışlar. Ben ama, 17.yim abi. Ama seni de şeyden bu bir kampın sonuna kadar kalsın biz göndeririz buna. Ya yüzde evet o. Şimdi nasıl Hasan'ı aldık, Hasan'ı evet, imzaladık. Hasan imzaladı. Çünkü Hasan'ın yaşı küçük olduğu için, evet. 17 olduğu için direkt hattında oynayamıyordu eskiden biliyorsun. 18'i doldurması lazım. Biz Gaziantep'e gittik, abimlerle işte gittik. 16 tane futbolcuya o zamanın parasıyla 600 lira veriyorlar Atakan.
Ben girdim 300 lira dediler. Yarı yarıya. Neyse abim dedi resmen ki resmen mobbing yapmışlar evet, sana. Evet kesin. Abim dedi ki Cemal abi dedi ki ya gel dedi köy hizmetleri sana kadro verecek hayatını kurtaracaksın. Yok dedim ben Süper Lig'de oynayacağım dedim. Ben bu fırsatı bir daha yakalayamam dedim. Bu paraya da oynayacağım. O zaman da Ahmet Yılmaz başkanımız vardı. Allah rahmet eylesin geçen sene vefat etti. Dedi ki oynarsan sana bir tane Tempra araba alacağım sıfır. O zaman yeni çıkmış arabalar. Söz mü başkanım söz dedi. Sen oyna bu takımda ben sana alacağım diyelim. Neyse Atakan biz anlaştık. Kampa Uludağ'a gittik. 15 gün boyunca sadece koşu ve ağırlık. Çünkü eskiden biliyorsun sahalar yoktu. Evet, topla çalışma yok. Topla çalışmalar şimdi yok. Şimdi tam tersi oldu. Sadece topla çalışma yapıyoruz. Şimdiki modern futbola baktığınız zaman inanılmaz bir gelişim var. Gelişim var. Eğitimler de değişti zaten. Tabii. Şu anda artık. Tabii şimdi 2021'e geçtik. İşte ondan sonra kampta Uludağ'da koşu, ağırlık, hiç maç yok. Son gün Bursa'da hazırlık maçı var. Gönderecekleri oyuncuları. O zaman da Yılmaz Göktel hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Çok büyük emeği var bize. Allah mekanını cennet eylesin. Neyse ben maça başladık Atakan. Sıcak nasıl biliyor musun? Yanıyor böyle bir şey yok. Ama ben uzun taş dağıtıyorum ya. İnanılmaz sabit. 3-5-2'nin sağında oynuyorum. Ama nasıl gidip geliyorum biliyor musun? Uzun taş atıyorum, asist yapıyorum filan. Neyse yarım saat filan geçti. Yılmaz Hoca dedi ki oğlum dedi sen dedi bayağı iyi misin filan dedi bana. Ya hocam dedim işte öyle. Maç bitti. O arada beni izleyen takım var. Bursa Spor muydu? Süper Lig'de de orada. Anlaştı mı dediler bana. O zaman da gönderecekleri izleyin filan diyorlardı. Dedim daha anlaştık ama herhalde gönderecekler. Valizimi hazırladım dedim. Neyse ben otele gittim. Eşyalarımı topladım. Nereye gidiyorsun dedi. Ben gideceğim de istemiyorsunuz beni dedim. Hasan kalsın ben gideceğim. Bursa'ya nasılsa garanti almışım. Tabii tabii ben gidiyorum. Ben gidiyorum artık. Yok biz seni bırakmayacağız dediler. Öyle bir 300 mü aldın 600 mü? 300 aldım sonra bak kamp bitti. Kayseri'yle hazırlık maçımız var. Gaziantep stat nasıl biliyor musun Atakan? 50 derece var. Yazın sıcağını biliyorsun Gaziantep. Evet. 4'te maç 1'de kapılar kapanmış. Ama nasıl böyle bir şey olamaz ya. Hıncanç. Hıncanç. Tabii hazırlık maçı o zaman da sağ bek'e baktığımız zaman 3-4 tane çok ümit milli takımda oynayan sağ bek var. Banko. Necat abi vardı bizim Fenerli. O da çok iyi bir sağ bekti. Yavuz vardı sağ bek. Ben 4. sağ bekim. Kadro bir açıklandı 11'di. Ha, Bursa maçında nasıl iyi oynadıysan İyi artık. Oynadım. Ondan sonra kamp şeydi. Ondan sonra açılış maçında ilk 11'de ben oynuyorum. O gün de inanılmaz bir futbol oynadım ve ben maçtan sonra Allah rahmet eylesin Ahmet Yılmaz git dedi araban hazır dedi bana. Tempra'yı aldım. Tempra'yı aldım. O şey şeyi o kilometresi şey evet, rakam. Evet ya. Değil mi? Atakan iki gün içinde yattım ya. Tesislerin önünde. Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum. Allah'ım. İki gün tesiste uyumadan tesiste arabada uyudun. Arabada uyuyorum. Bak oradan şeye geliyorum. Ya müthiş. Altra yemin ediyorum bak idam bana. Öyle bir Gaziantep maceramız vardı. Hasan'la birlikte biz Gaziantep Spor'a gittik. Hasan o zaman Ümit... Parayı söyleyecektin hocam. 300 alıyordum. Sonra 600 oldu mu o para? Oldu oldu. Oldu. 600 ama oldu. Rahmetli babama verdim hepsini. Yani. Ha verdin abi. Babam gelip zaten çünkü biz transfer Hasan'la gittiğimizden babam siz gelip... Siz parayı göremediniz mi? Peşinatı alıp gidiyordu. Peşinatımız vardı. Sonra el mi sağlıyordunuz babaya sonra? Evet, bu parayla tabii. Gidiyor. Ama sanırım. Bir gün rahmetli babama dedim ki baba dedim ya Lokota'da çok paranı çaldım. Hakkını helal et dedim. Hakkını helal et dedim. Abi önemli değil ya. Kaşıkla verdim, kepçeyle aldım diyor. Allah rahmet eylesin. Sonra Gaziantep Spor'a transfer olduk. Gaziantep Spor'da da 3 yıl boyunca Gaziantep Spor'da oynadık. Hasan'la birlikte. Hasan'a çok emeğim var. Çünkü çok asist yaptım. Boliç. Bak forvetleri sayayım ben sana. Hasan Özer. Hasan Çelik. Hasan abi tanırsın. İnanılmaz bir sanat. Biraz şöyle kalındı değil mi? Bir hava topu var. Biliyorum biliyorum. Atakan. Bakırköy'de de oynamıştı değil mi? Yok şeyde Göztepe'de oynadı. Göztepe'de oynadı. Evet, Göztepe'de oynadı. Çok iyi oynuyor. Mehmet Gönül Açar. Mehmet Gönül Açar'ın en iyi zamanı. Sonra ya anlatamam sana o forvet var ya böyle bir şey olamaz. Kaç asist yaptın o sene? Vallahi epey yaptım Atakan. Epey ya. Yaptım. Şimdi tabii
Bizim zamanımızda saymıyorsunuz aslında. Ya Atakan, biz televizyona çıkınca bayram yapıyorduk. Bayram yapıyorduk. Ya çünkü o zaman televizyonlar maçları vermiyordu. Değil mi? Ya zaten şimdi geçen bir arkadaşlarla oturdu, eski futbolcular, dedi ya, dedi çok şanslıyız. Niye dediler? Ya bizim zamanımızda dedi televizyon yoktu. Herkes bizim başları izlerdi. Şimdi televizyonlarda şey var. Real Madrid, Barcelona, her gün maç var. Televizyonda izliyor. Tabii. Ya bizim en büyük şansımız oydu dedim. Çünkü herkes bizi gelip izleme geliyordu o zaman. Evet. Yani ondan dolayı Gaziantep Spor'da valla güzel, inanılmaz bir 3 yıl yaşadık. Dolu dolu. 3-5-2 oynuyorduk biliyorsunuz. Sistemde bizim, ben hep sağda oynardım. İşte sıkıştığı zaman stoperde oynuyordum. Biz Kompele'yle falan yan yana oynardık adam adamı. Var mı defansa böyle Kompele? Hadi Mustafa gir kademeye falan filan. Böyle ya Kompele'yi anlatsam sana. Sabah yatıyor muyduk geride? Kompele mi? Kompele. Ya diyor, bu futbol, bu santraforlar tabii geri zekalı. Niye diyorum? Lan oğlum diyor, arkalarında çek, hakem görmesin. Tam top geldiği zaman bırak düştünler diyor. Ben yemin ediyorum bak. Ulan oğlum nasıl yapıyorsun? Oğlum diyor, bak böyle çekeceksin arkadan. Top geldiği zaman diyor bırak dışarı diyor gerizekalı. Valla oluyor muydu öyle? Abi ya, işi gücü o. İşi gücü abi, o. Abi hep çekerdi böyle, bir de şey gibiydi, böyle nasıl anlatayım, kere gibiydi. Kereydi. Allah da olsun. Bir gün Bursa maçı oynuyoruz içeride. Saçını kesmiş Atakan abanası, biliyor musun? Böyle var sıfır sıcak. Saçı böyle var ya şey, başı yanıyor. Yani. Buhar çıkıyor onlar hep böyle. Oğlum dedi, bu bugün gol atarsın. Sen karışma diyor. İki tane garanti gol var. Ben yan toptan filan. Neyse abi. Beşinci dakika. Hala maç var Bursa maçı. Bir döndü kendi kalesine. Kendi kalesine? Kendi kalesine kafadan sekti. Oğlum diyor ne oldu lan? Abi kaydı diyor ya. Sıfıra vurmuş ya kaydı. Evet, kaydı ya valla tıraştan diyor ya. Neyse 3 dakika sonra abi bir gitti Bursa'ya gol atmadı. Gol attı. Bir, bak 1-1 bitti maç. Bak iki tane akıllı adam diyor. Bir tane orada daha bir. Kompele. Ya Kompele. Ondan sonra Kompele zaten Türkiye'nin macerasını zaten anlatırız da. 3 sene oynadık. 3 sene oynadık. Asist kralı oldu. Asist kralı oldu. İnanılmaz sağ beklerde. O zaman 1994'te iyi biletmiştim. Bak A milli takımı seçildiğimde bizim Vedat Hoca vardı altyapıda. Hocam dedim, A milli takıma seçildiğinde 10 tane kurban keseceğim dedim. Söz mü? Söz dedim hocam. İlk A milli takıma seçildiğinde ismimi böyle televizyon ya şeylerde yazı da geliyordu. İşte ilk açıklandığında ya diyor, dedim ki işte bu arkadaş ya benim ismimi değil mi o dedim filan. İnsan böyle şey oluyor, değil şaşırıyor filan. Mutlu oluyor, gururlanıyor. Neyse kurbanı kestik 10 tane, Allah kabul etsin, dağıttık filan. Ondan sonra A milli takıma geldik. A milli takımda biliyorsun sağ olsun Fatih Terim hocamız çok büyük emeği var bize. Yani düşün, Anadolu takımdan futbolcu çağırmak kolay değil. Değil. Yani kolay, gerçekten kolay değil. O kadroya girmek, şimdi siz Gaziantep Spor'da oynuyorsunuz. Hiçbir futbol eğitimi almamışsınız ya. Direkt düşünebiliyor musunuz? A milli takıma gidiyorsunuz. Fatih Hoca sağ olsun, İsveç maçı mıydı? İsveç. İsveç. Sergen ve Emre Aşık attı. İnanıyorsunuz. Sergen, yağmurlu bir hava. Evet, bravo. Sergen ve Emre Aşık'ın 2-1 yendiğimiz maç. İnanılmaz. Sergen'in golü de Oğuz Çetin böyle çapraza gitti. Çapraza, evet. Hiç kimsenin beklemediği diğer çapraza pası verdi. Sergen Yalçın uçarak vurdu kafayı. Emre Aşık da rakibin üstünden böyle ellerini Emre, açarak. Tabii. Ve o maç bizim kader maçımız. Yani o maç ilk çağrıldığım kadro işte yani maçım vardı. İşte otele geldim. Otelde yerleştim. Yemeğe in dediler. Yemeğe gittim. Fatih Hoca ile işte tanıştık herkesle. Merhaba. Sergen otur. Sergen Yalçın. Sergen dedi gel yanıma otur dedi. Ben de düşünebiliyor musun? Yani Sergen Yalçın'ı ben gerçekten hayranıydım. İnanılmaz bir futbolcuydum. Ben de eski telefonlar vardı, Motorola. Masaya bir koydum. Kocaman böyle. Kocaman var ya en büyükleri filan. Bu ne? Bomba var dedi. Tamam ben de. Ya, ya neyse aldım telefonu şimdi koydum şuraya, yemeği filan yedik. Utandım ondan da. Ondan sonra telefonu aşağı indirmedim. Aşağı indirmedim. Aşağı indirmedim ondan sonra.
Demek o kadar büyük olunca demek ki o espriyi ya yaptı. Ya sen ne diyorsun? Bir de çift batarya var, takıyor şey gibi. Ya Yılmaz Vural hocamız derdi ya, Mustafa Özel diyor. Telefonsuz ve şeysiz hayatta antrenmana bile telefonla gelir derdi. Şimdi telefonlar yeni çıkmış. Sen demek ki hocam arabayı alıyorsun, onda uyuyorsun. Telefon alıyorsun, telefonda ya uyuyorsun falan. Böyle teknolojik ve böyle... Teknoloji hastasıyım. Hocam, o zamanlar yani, derdi ya. Şöyle düşünüyorsun hocam, yani Siirt'te çok böyle maddi ve ekonomik durumu olmayan bir aileden yetişiyorsun. Sonuçta araba alıyorsun, telefon alıyorsun, bunlar yani şey kolay şeyler değil hocam. Ve Siirt'te oynuyorsun, Antep'te oynuyorsun, milli takıma geliyorsun yani ve kısa sürede yapıyorsun bunları. Ya sana belki 2 sene önce, 3 sene önce anlatsalar belki inanmayacaksın. Dalga geçiyorsun. Ben sana bir anımı anlatayım. Askerdeyim. Bölükler arası maç oynuyoruz. O arada perşembe miydi öyle bir şey. Pazarda çok önemli bir maçımız var Ankara'da. O günde bölük komutanı askerler dediler ki ya maç yapalım, bunları yenmemiz lazım. Karşı bölük çok iyi bir takım. Neyse biz yenildik. Ben de o gün fazla sıkmadım sakatlanmayayım diye. Neyse biz gittik böyle, ya Mustafa yaktın bizi, oynamadın filan bilmem ne. 20-25 kişi varız Atakan. Ben dedim bir gün eğer Fenerbahçe'de oynamazsam göreceksin dedim. Şaşırdı herkes. Gülmeye başladılar bana. Bak. Ben bir gün dedim Fenerbahçe'de oynayacağım dedim. Bak bu lafımı unutmayın dedim. O asker arkadaşım Fenerbahçe transfer olduğunda dedi ki eğer transfere olursam Fenerbahçe'ye gelip alnından öpeceğim dedi. Ve Fenerbahçe dere ağzına geldim. Kapıda beni bekliyordu. Alnımdan öptü. Ha, kapıda bekliyordu seni. Yeminledim. Kaç, 6 yıl sonra. Geleceğini biliyor muydun onun? Yok bilmiyordum. Bilmiyorum. Bir baktın kapıda o. 5 yıl sonra. 5 yıl sonra. Evet. Alnından öpmek için orada bekliyor yemin seni. Yemin ediyorum alnından öptü. Müthiş. Ve inanılmaz yani. Böyle bir etkilenmiştim. Sonra işte Gaziantep sürecimizi biliyorsun Hasan'la birlikte oynadıktan sonra. Milli takım İsviçre adayı kadrosunda orada da 2-1 yendik. Evet. İlk antrenmana çıktığımda şeyde yaptık, Fenerbahçe stadında, eski stadda bizim şu anda. Dere ağzında. Şut çalışması yapıyoruz ama nasıl biliyorum. Topa bir vurdum tribüne. Fatih Hoca durdurdu antrenmanı. Arkadaşlar dedi, son dakikaya adam buldum dedi. Galipken Mustafa'yı sokacağım, tribüne atacak toplar. Zaman geçirmek için. Ya inanılmaz. Milli takımın benim için hakikaten taşlandırma diyoruz ya Atakan. Benim hayatımda inanılmaz yeri vardı. İşte ondan sonra İsviçre'ye gittik. İsviçre. Orada da 2-1 yendik. O günün attı. Evet. Çok önemli bir maçtı. Çok inanılmaz. Ve o süreçten sonra zaten Avrupa Şampiyonası'na gitti takım. Avrupa Şampiyonası'na desese. Kuyruktayız. Havalada değildik. Nereden dönüyorsunuz? İsviçre'den. 2-1 yendik. O zaman Tayyip Bey ile şeydeydi. İstanbul Belediye Başkanı. O zaman Reşat Altın'ı işte galip geldik diye kuyruktayız böyle filan. Ben de o ara Gaziantep'e gideceğim. Uçağım yetişemiyor. Neyse. Sergen dedi ki oğlum dedi öne git dedi. Belki altın kalmaz sana dedi filan. Ben de koştum böyle. Fatih Hoca'ya çarptım. Fatih nereye gidiyorsun dedi. Ya hocam dedi uçağıma yetişeceğim dedi. Tamam uçak kalkıyor dedi. Tamam hadi öne geç filan dedi bana. Damat diyordu bana. Damat mı diyordu? Damat diyordu. Reşat Altın'ı aldın. Tabii canım. Aldım. Hatıra sağla duruyor. Kim Sergen mi dedi öne geç diye. Öne geç uçak kalkmıyorum ben. Ya müthiş. Ya inanılmaz. Niye damat diyordu hoca? Ya tabii şimdi Gaziantep Spor'dan Fenerbahçe transfer olduğumda 15 Mayıs'ta evlendim eşimle birlikte. 1 Haziran'da da Amerika turnesine gittik. Milli takım mı? Eşime de balay oldu. Bize de balay oldu. Fatih Hoca hep damat derdi. Damatı rahat bırakın. Fazla şey yapmayın diye. Ve hala Habi abi takılıyor bana. Habi abi her gördüğünde anlatır. Hami Mandıralı şey her gördüğünde anlatır. Damat beyler de damat. Damat bey. Senin bir de Amerika'da kaybolma hikayesin var. Amerika'da mı? Havalimanında. Amerika'da biz turnuvaya gittik biz biliyorsun. Amerika, Kanada, Honduras, ondan sonra Şili'ye gittik. Paraguay'a falan gittik. Amerika'da inerken havaalanından böyle bir sağa döndüm. Bir baktım kimse yok etrafımda. Millet sola dönmüş. Millet herkes sola. Ben de arıyorum falan Atakan.
Ya kimse yok, hiç kimse bulamıyorum. Yabancı o dil zaman yok. Da yabancı dil yok, hiçbir şey bilmiyorsun, derdini anlatamıyorsun. Ben de bağırdım, Türk yok mu, Türk yok mu diyorum ki herkes bana bakıyor. Herkes bana bakıyor. Neyse o... 10 dakika sonra bizim rahmetli İbrahim abim vardı malzemeci. Ya efsane adamdı. O da seni arıyormuş. O da beni arıyor. Bir gördüm, bir sarıldım. İbrahim abi neredesin filan diyorum. Ya neredesin, seni bekliyoruz filan. Abi bir işim vardı filan dedi. öyle yırttık abi. Bir de Saffet Sancak bir zamanı vardı. Saffet abiyle biz A milli takımda Amerika'ya beraber gittik. O sakatlandı orada. Bir de şey bavullar mı fazla geldi? Fatih Hoca dedi ki Saffet sen eşlerimizle birlikte Türkiye'ye dönecek o. Sana emanet. Saffet abi de bir indim diyor. Bir kamyon eşya. Ben bunları tanımıyorum diyorsun. Tabii kadınlarla gidince hepsi alışveriş yapmışlar tabii. O zaman tam alışverişti, inanılmaz. Abi, bir kamyon da geldi. Uçak zor almış eşyalar. Öyle bir anısı var ya. Saffet abi çok gerçekten çok emeği vardı bize. O da A milli takımda da beraberdik. Şili maçında bir anım var mı Fatih Hoca'yla? Şeyde, Şili'de mi? Şili maçı. Şili'de ilk 11'de oynuyorum. O arada sağ bek, Fatih Hoca'nın tam kulübesinin oradayım. Ama Fatih Hoca böyle, dedim ki Allah'ım öbür tarafa gideyim, sonra ikinci yarı falan gelir falan. Ama olmadı, Fatih Hoca'nın olmadı, düştü. Fatih Hoca'nın oraya düştü. Ama Fatih Hoca işte biliyorsun çok inanılmaz bir heyecanlı. Buraya gel, buraya git, buraya gel. Devre arası oldu. İşte neyse girdik sormasına falan. Fatih Hoca ama sıra sıklanma. Ter içinde. O gün dedik hocam dedi ne oldu falan. Ya dedi Mustafa Özer'in kademesine girmekten ya. Canım çıktı. Canım çıktı bittim dedi tamam mı? Allah sağ olsun Fatih Hoca gerçekten Türk futbolunda bir çınardır. Yani çok büyük emeği var. Hem milli takımlarda hem Galatasaray kendi kulübünde de çok büyük emeği var. Bize de çok büyük emeği var. Ellerinden öpüyorum hocam. Hasan Özer'le beraber, kardeşinle beraber Beşiktaş'a transferin gündemindeydi. Trabzonspor'a transferin gündemindeydi. Trabzonspor'a kardeşin gitti, sen Fenerbahçe'ye gittin. Nasıl oldu o süreç hocam? Şimdi Hasan'la birlikte o ara gündem Beşiktaş'tı. Yani konuşulmuştu. İstiyorlardı. İstiyorlardı. Çünkü biliyorsunuz eskiden bonservis paraları çok yüksekti. Evet. Neyse ben o ara Trabzonspor'la da görüşüyorum. Hasan daha olayı yoktu Trabzon'da. Ben Trabzon olayım bitmek üzere. Trabzon'a gidiyorum dedim Celal Başkan'a, Celal Doğan'a. Dedi ki gitme dedi. Şu anda dedi başka kulüpler de var dedi. Ya başkan dedi. Oğlum dedi. Bekle dedi. Neyse bekledik. Evlendim ben 15'inde falan. Bonservis olayı bizim çok yüksekti. Yani Trabzonspor'la yoksa ben Trabzon'u tercih... O ara öyle konuşmuştuk ama bonservis 15 milyar, Fenerbahçe 35 milyar bonservis verdiniz. Bonservis verince biz Fenerbahçe ile anlaştık. Tabii o ara ben Antalya maçını oynadım Antalya'da Gaziantep'teyken. Salı günü tesislere geldim. Baktım telefon. Rahmetli Asım Atmaz bizim futbol şube sorumlusu. Biliyorsun Gaziantep'in inanılmaz efsane adam. Yani çok böyle Gaziantep Spor çok büyük emeği geçti. Acele belediyeye gel dedi. Neyse ben de belediyeye gittim. Atakan görsen var ya belediyenin önü full. Basın mensupları. Ama nasıl biliyor musun? Dedim bir şey var dedim. Neyse girdim fotoğrafı çekiyorlar filan. Tam Celal Doğan'ın makamına girdim. Bir baktım Aleşen Başkan'ım. Vefa Küçük Başkan. Şadan Kalkaman Allah rahmet eylesin. O da çok büyük emeği var. Nihat Özdemir Başkan. Nihat Özdemir Başkan da gerçekten bize çok büyük emeği var. Başka Serkan abi var, Serkan Acar. Mehmet Ali Aydınlar Başkan var. Neyse dediler ki işte Mustafa Boliç'i biz hallettik. Sıra sende. Ben de şaşırdım biliyor musun Atakan ya. Arabayla gelmişim. Arabayı belediyenin önünde park ettim. Gel. Başkan dedi ki ya Alişan Başkan'la içeride bir konuşsanız dedi. Girdim. Dedik Mustafa dedi. Biz bonservisini hallettik. Boliç'le birlikte seni alacağız. Başkanım aldıysanız o zaman hayırlı olsun dedim. Ne istiyorsun dedi bana Aleşen Başkan. Allah yani başkanım çok büyük emeği var bize. Çok iyi bir insan. Çok iyi bir başkan. Başkanım dedim ben
takdiri size bırakayım. Siz ne verirseniz de. Şaşırdı Alişan Başkan. Siz ne verirseniz dedim. Hiç paramla konuşmadım. Gönlünüzden de koparsanız. Gönlünüzden de koparsa başkanım dedim. Şu kadar iyi mi Mustafa dedi. Şu kadar peşinatım. Olur başkanım. Elini öptüm geldim. Çıktık dışarı. Celal'dan başkan ne yaptınız? Başkanım dedim vallahi anlaştık dedim. Hayırlı olsun dediler. Kaç saniye? 10 saniye mi sürdü? 10 saniye. Boliç 3 saat ben 10 saniye. Boliç iyiymiş. Abi Boliç 25 tane gol, 20 tane gol atmış. Tabii, bütün tabii. Avrupa istiyor. Saçlar da uzun. Saçlar sarışın bir de arabası da sarı. Gaziantep'i yıkıyor yani anlatamazsan. Ve inanılmaz oynadı Gaziantep. Tabii çok hatırlıyorum. Ona da çok asist yaptım. Ondan sonra anlaştık. Atakan indim. O arada düşünüyorum ben ne yaptım? Fenerbahçe Trabzon. Hayalimdeki kulüp. Hanım, yine yaptın mı? Arabada yaptın mı yine? Sen bu mu? Mehmet Gönül Açar falan anlatıyor. Her yerde anlatıyor. Neyse ben bir kilometre yürüdüm. Ama yani nasıl yürüdün? Yürüyorum. Mutluluktan gidiyorsun. Ya mutluluk uçuyorum tamam mı? Fenerbahçe transferi hocam. Hayalindeki takım. Ya ben dedim arabayla geldim. Araba nerede dedim. Bir kilometre yürümüşüm. Yemin ediyorum sana bak. Geri geldim. Arabayı aldım. Antrenmana gittim. İnanılmaz. Ya peki, tabii şimdi çok. 13-14 transfer. Fenerbahçe'ye gittiniz. Fenerbahçe'ye transfer oldum. 1 Haziran'da biliyorsun mukaveleler eskiden kulüplerin, çok büyük kulüplerin. Yani 1 Haziran olduğu zaman 10-15 tane transferi hazır. Toplu imza töreni. Toplu imza töreni. İmza törenine gittik, imzaladık. O zaman da peşinat... Baba, anne muhtemelen gidip gazeteleri almıştır. Asmışlardır evi güzel yere. Babam deri ağzında. Ha deri ağzında. Tabii tabii imzada. Ha artık menajer. Abimle tabii canım. Abimle birlikte. Babam orada. Hatta Alişan Başkan'la da tanıştırdım. Şey yaptım. O da oradaydı babam. İmzaladık. Ondan sonra işte akşam da Amerika'ya gittim Atakan. Amerika turnusunu Şili'ye gittik. Rüyada gibisin. Rüya bırak. Fenerbahçe, milli rüya. Takım falan. Her Atakan, şey yolunda rayında gidiyor. Rüyaya bırak yani. Hiçbir eğitim almadan bir yerlere geliyorsun. Kolay değil. Değil. Yani Fenerbahçe şampiyon oldu sene o sene. 13-14 transfer yaptı. Boric'i aldı. Uçeyök savunmada oynuyor. Erol Bulut, Halil İbrahim solda. Tabii şimdi baktığın zaman İlker ve sen sağ taraftasın. Kadro mesela Rüştü abi, Rüştü Reşberk, kaleci Engin İpekoğlu, Murat Şahin, kadroya bak. Evet. Sağda İlker abi var, ben varım. Solda Erol Bulut, Halil İbrahim. Erol Bulut, Halil İbrahim. Uçeyök. Saffet Akbaş. Sedat Balkan'la. Sedat abi yoktu. Ha Sedat bir sene önce ayrıldı. Tabii tabii. Orta sahada Oğuz Çetin, Oğuz abi inanılmaz bir futbolcuydu. Bak orta sahada Oğuz Çetin, ondan sonra... Bülent Uygun. Bülent Uygun forvet oynuyordu. Forvet oynuyordu. Evet. Kim vardı? Tuncay vardı galiba. Kemalettin orta saha. Tarık bizim. Evet. Efsane Tarık. Orta saha. Sağ Feyyaz abi. Feyyaz Uçar. Kadro var ya inanılmaz. Forvetlere bakar mısın? Aykut Kocaman, Etkinsin, Bülent Uygun, Boliç. Evet. Bülent ama galiba yanlış hatırlamıyorsam. Erol Bulut solda oynuyor. Bir sene önce gol kralı oldu. Evet bir sene önce. Ama Payela döneminde orta sahaya çekti onu Payela. Ya onu şimdi 4-4-2 oynatıyordu Pereira ama top rakip tekniği 4-2-3-1'e döndü. Forvet arkasında çıkıyor ama genellikle çift santrafor oynatıyor. Çift santrafor. Tabii tipik Brezilya sistemi. Onların bir özel sistemi biliyorsun. Evet. 4-4-2'nin zaten ilk mucidi onlar zaten. Zaten Dünya Kupası'nı aldı Brezilya ile. Geldi Fenerbahçe'nin başına zaten. Tabii tabii bize geldi. Ya şimdi Pereira çok iyi bir insandı. Ben şimdi çok iletişim kuramadım Pereira'yla. Çünkü yabancı dil. Ondan sonra bizim mesela tercüman Mustafa abi vardı. En son geçen sene dizide oynuyordu. Dizide oynuyordu. Dizide, vallahi dizide gördüm onu. Dizide gördüm. O 20 yıldır görmüyordum. 1996'dan beri. En son geçen sene bir dizide oynadı. Hangi dizide? Bir dizide oynadı onu. Yani futboldan gelmediği için çok böyle anlatamıyorum. Ha. Yani yabancı, mesela yabancı dili olan futbolcuların %90'ı takımda oynadı. Oynadı. Kendi ifade ettiler. Mesela Erol Bulut. Tabii bravo. Ondan sonra Tayfun Korkut. Evet. Diğerleri birkaç böyle yabancı dilin falan bilenler böyle kendilerini ifade ettiler. Şimdi ben Fenerbahçe'de 4-5 maç oynadım. Mesela Ankaragücü maçı oynadım. Kocaeli maçı oynadım. Diğer maçta 3-4 maçta oynadım. Real Betis maçında Avrupa Kupası'nda kupa maçında oynadım. Buradaki mi oradaki mi? Buradaki.
Aykut Kocaman dönerek Sobaya'yla gol attığı maç. Pası ben ver. Beraber oyuna girdik Aykut abiyle. Ondan dolayı çok iletişim kuramadık. Ama Pereira çok inanılmaz bir hocaydı. Serbest bırakıyordu. Yardımcısı Santana'yı biliyorsun. Evet. Ondan sonra... Ama bizim antrenmanlar nasıldı biliyor musun? Kıran kırana. Atakan. Benim en büyük şanssızlığım neydi biliyor musun? Amerika Şili turnuvasına gittim ya. Geldim. 3 gün sonra Brezilya'ya kampa gittim. Hayır, dinlenmedin. Bırak dinlenmeyi. 3 ay kendime gelemedim. Hayır, gelemedim. Jetlag olduk. Hayır, jetlag olduk. Ya anlatamam sana. Ya, kafayı kaldıramıyorum. Orada kalsaydın, oradan geçseydin. İşte yani planlama öyle. Planlama öyle. Ya benim en az 2,5 ayım hep şeyde. Amerika, Şili, Kanada, Honduras. Gelip tekrar Brezilya'ya gittik. Brezilya'ya gittik. Saat farkı var. Tabii. Ve geldiğimde tatilde ben 3 gün gündüzleri yatıyorum, akşam ayaktayım. 3 ay boyunca benim belim ağrıdı. Ya çok etkiledi beni. Futbolda inanılmaz etkiledi. Yoksa ben Fenerbahçe'de ben açık söyleyeyim ben sana oynamak için geldim. Çok iyi yani çok iyi zamanda ben geldim Fenerbahçe. Ama sistemden dolayı bir de sistem ya şimdi ben hep 3-5-2'de oynadım ya sahada. Pereira'nın tam tersi 4-4-2. Şimdi onun oyun istediği daha defansif. Sabit, daha defansif. Kademeyi dengeyi bilen. Bir de hocam lafını kessin. Halil İbrahim mesela Erol Bulut'tan daha iyi sol açıktı. Halil evet, İbrahim çok evet. iyi futbolcuydu. Erol Bulut'tan daha iyi oyuncuydu hiç unutmam. Ama Erol Bulut'un defansif yönü ve disiplini olduğu için bravo. Erol Bulut'u oynatıyordu. Çünkü Almanya kültüründe evet. Almanya sistemini altyapısını aldığı için. Şimdi evet. İlker abi sağ bek oynadı bizde. Ben oynamadıktan sonra İlker abi. İlker abinin de o da defansif özelliğini geliştirdi. Geliştirdi evet. O da iyileştirdi. Ondan dolayı Halil İbrahim de oynayamadı. İşte Tarık filan. Ama antrenmanlar inanılmaz derecede. Ya Pereira çok rahat bırakıyordu bizi ya. Kamp yoktu. İşte ondan sonra yemekler serbestti. O takım şampiyon oldu. Oğuz Çetin? Oğuz abi tam lider yani. Tam kaptanı. Çekinir miydiniz? Tabii canım. Oğuz abiden her zaman. Oğuz abi. Ben her zaman saygım vardır Oğuz abi. Yani Oğuz abi gerçekten beyefendi, kültürlü, kendini geliştirmiş. Bir de çok ağırlığı var değil mi takım üzerinde? Ağırlığı var tabii çok. O zaman tabii... Aykut Kocaman? Aykut Kocaman tam golcü Aykut abi. Aykut abi de böyle... Aykut abi sadece işini yapardı. O zaman da böyle içine kapanık mıydı? Aykut abi evet hep yani Aykut abi işini yapardı. Aykut abi çok hiçbir şeye karışmaz sadece işini yapardı. İşini yapardı. Tabii şimdi ondan sonra Tarık mesela Tarık'la biz hem Fenerbahçe'de bir de Yimpaş'ta beraber oynadık. Tarık efsane zaten Tarık Fenerbahçe'ye geldikten sonra Derazı zaten biliyorsun full bayan doldu tribünlere. Antrenmana geldiği andan itibaren de antrenmana çıktıktan sonra çok mu fazlalaştı kadın taraftarlar? Tabii çok da tabii. Çok. Bir de Emre Aşık da var. O da yakışıklı. Tarık da öyle. Canım, Emre Aşık. Mesela Atkinson'la biz Galatasaray maçını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. 3 tane attığı maç. Dere ağzındayız. Böyle dere ağzında bizim böyle tam tesislerinde oturur muhabbet ederdi. Kaldırım vardı böyle. Kaldırımda otururduk böyle maçtan önce ama stat yıkılıyor. Full stat. Atakan. Böyle muhabbet ediyorduk. Ya Atkinson muhabbet gol atar mısın falan oynayacak o gün. 3 dedi. 3 tane atacağım bugün. Ya dedik gülmeye başladık. At fazla atma. Etmişse bir taraf bize yeter dedik tamam mı? Abi bir çıktı 3 tane attı ya. 3 tane attı. 3 tane attı ya müthiş ya anlatamam sana. Ama nasıl gidiyor biliyor musun? Çok süratli oyuncuydu. İnanılmaz bir futbolcu. Hele bu şeylere benzetirdim onu biliyor musun? Bu koşucular var ya bayrak yarışçıları var ya böyle hızlanırlar. Onun gibi. Bir topu aldı mı var ya. Kaleye kadar gidiyordu. Zaten derbi maçlarında çok iyi oynuyordu. Anadolu maçlarında çok iyi oynayamıyordu çünkü alan bulamıyordu. Abi gerekiyor zaten derbilerde iyi oynadı mı zaten. Doğru. Derbilerde iyi oyna piyasa yaparsın zaten. Doğru. Çünkü herkes derbilere bakıyor yani. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe dostluğu yani. Ya ben her zaman dostluktan yanayım. Futbol rekabettir. Futbolda yenmek var, kazanmak var, beraberlik var. Siz bunu kaldırabiliyor musunuz? Kaldırıyorsanız zaten. Doğru. Şimdi ama şimdi baktığınız zaman eski şey kalmadı Atakan. Yani tamam rekabetler var. Güzel rekabetler. Şimdi artık sosyal medyalara döndü. Doğru. Ondan dolayı
Galatasaray'da çok büyük camia. Fenerbahçe'de, Beşiktaş, Galatasaray, diğer kulüplerimiz. Erol Bulut. Erol Bulut Fenerbahçe'de bence en iyi yıllarını yaşadı. İnanılmaz kendini geliştirdi. Şu anda teknik direktörlükte de öyle. Onların en büyük avantajları biliyorsun Tayfun'la birlikte geldiler Fenerbahçe. Bir de dediğim gibi yani yabancı dilleri, iletişimleri çok iyiydi. Bir de savunma özelliği vardı Erol Bulut'un. Çünkü güçlü, kuvvetliydi. Topu da iyi kullanıyordu. Tabii onlar orada eğitim almış. Siz burada eğitim almamışsınız. Aradaki fark o. Ya düşün, siz mahalle ya, arasında öğrendiğinizde gelmişsiniz. Düşün ben mahallede Siirt'te o mahalleden aldığım eğitimle Almanya'daki alınan eğitim arasında dünya kadar fark var. Ya çünkü siz düşünebiliyor musunuz? Ya ayak içini bile öğretmemişler size. Doğru. Kendi kendinize bir yerlere gelmişsiniz. Demek ki biz o eğitimi alsaydık. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ama bence sokağın da önemi var. Hem ondan da olmalı, ondan da olmalı hocam. Ben Futbol Federasyonu'nda eğitim dairesinde de bulundum. Gittim yurt dışında da söyledim. Sokak futbolu olmazsa olmaz. Oldu değil mi? Niye biliyor musun? Paylaşımı öğreniyorsunuz. Arkadaşlığı öğreniyorsunuz. Sokak futbolunu söylüyorum. Beceriyi öğreniyorsunuz. Şimdi ben sabah 7'de kalkıyordum. Akşam 5'e kadar maç oynuyordum, futbol oynuyordum. Şimdi hepimizin çocukları var. 2 saat antrenman yaptığı zaman oğlum yoruldu, bilmem ne dinlen. Tabii. Çünkü oradaki aldığınız o temel futbol eğitimi diyoruz ya. Ya taşların mesela mahallede oynadığınız sahalar, sen de oynadın mahalle arasında. O taşların arasında o top kontrolünü, o çalımları atman için çok yetenek kazanman lazım. Bol tekrar diyoruz ya futbolda Atakan. Evet. Bizim orada bol tekrar. O futbolun mutfağı ve hayatıdır. Doğru. Orası. Ha, şu anda modern futbola baktığınız zaman futbol eğitimdir artık. Temel eğitim. Ben mesela 5, 7, 7, 9, 9, 11'e onu da gireceğim. Eğitmenlik yaptım. Salt temel eğitimi eğer 5, 7 yaşında vermiyorsanız alamaz artık. İşte ayak içidir, ayak üstüdür, bilmem nedir. 7, 9 yaş koordinasyonu vermezseniz o koordinasyonu kazanamıyor çocuk. Evet. İşte ondan dolayı çok futbol değişti artık. Evet. Ya ama ben her zaman söyleyeyim. Mahalle futbolu olmazsa olmaz. Doğru. Ha diğer eğitimler de olması lazım. İnşallah en kısa zamanda. Ama şimdi kalmadı ya Türkiye'de. Nerede oynayacaksın? Doğru. Çocuklar arsa nerede? Arsa yok hocam. Nerede oynayacak çocuklar? Oynayacak yer yok. Bizim sokakta çocuk yok ya. Herkes evinde, elinde telefon. Ya geçen 3 ay önce Senegal'e gittim. 15 gün kaldım. Oranın futbolunu takip etmek için, izlemek için. Ya Atakan, şöyle bir yer bulmasınlar. Her yerde maç yapıyorlar değil mi? Her yerde maç yapıyorlar. Evin önü, arkası, çarşısı. Ben mesela şeye gittim, okyanusta biliyorsun Senegal. Bir sahile götürdüler beni Atakan. Yaklaşık 1000-1500 çocuk var. Herkes toprak şeyde maç oynuyor. Kumda. Sahilde, kumda. Müthiş. Sen sahil dedim ya. Brezilya'ya gittik kampa. São Paulo'da. Ondan sonra Rio'ya gittik. 5 gün tatil. Denizi, sahili biliyorsunuz. Biliyorum. Gitmedin mi? Gitmedim ama müthiş. İnşallah giderim. Neyse dedik ki maç oynayalım dedik. Ben kim vardı? Valla Can abi vardı, Can Taliyar vardı. Böyle Saffet vardı bilmem. 5-6 kişi. Bayanlar futboldu. Maç oynadık. 5-4 yendiler bizi. Bayanlar sizi yendi. Ama siz kimsiniz? Valla kim vardı? Bizde bir Saffet vardı, Akbaş vardı. Saffet kim Akbaş vardı başka? Bizim şeyler, Can abi vardı, Can Taniyer vardı. Can Taniyer. Bir 3-4 şu anda tam net hatırlamıyorum valla. Bir 2 tane futbolcu daha vardı. 2 tane daha futbolcu vardı ama var ya 5-4 kadından yendi size. Tabii canım ya. Ama nasıl oynuyorlar biliyor musun? Böyle bir şey olamaz abi. Müthiş. Yani Can Taniyer bozmuştur sizi takımı. Can abi müthiş. Eksik oynamışsınız. Can abi müthişti ya. Can Taniyer bizim hep birlikte beraberdik o zaman. Evet. O da çok büyük emeği var sağ olsun. Alişan? Alişan büyük başkan ya. Sonra iletişim diyaloğun oldu mu? O dönem zarfı içerisinde. Tabii transfer olduktan sonra sık sık görüşüyorduk. O da Brezilya'ya geldi kampa. O da oynar, çok moral de veriyordu. Tabii şimdi A milli takımda oynuyorsunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Anadolu takımdan gelmişsiniz. A milli takımda oynuyorsunuz. Büyük takıma gelmişsiniz. A milli takımdan kesildiniz. Tam tersi benim. Evet. Yani normalde büyük takıma geldiği zaman A milli takıma gidiyorsunuz. Kolay. Doğru. En kolay. Ama ben Anadolu takımdan geldim, Gaziantep Spor'dan.
Milli takımda geldim. Çok istiyordum. O ara biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası vardı. Çok evet. istiyordum. O kadroda olmayı çok çok istiyordum. Yani oynayıp başkanıma dedim ki kiralık gitmek istiyorum dedim. Hatta göndermediler. Pereira da göndermiyordu. Ben gitmek istiyorum, oynamak istiyorum dedim. Karşıyaka kiralık. Pişman oldun mu gittiğine? Evet. Keşke gitmeseydin diyorsun. Keşke gitmeseydim. Yani Fenerbahçe düşün, o göndermiyorlar ki. Ya ile ben Fenerbahçe'de fırsat bulurdum, oynardım. Kendime gelecektim biliyorsun bu şeyden sonra. Oyuncuların bence en az 2 sene. Ya bizi yönlendirecek şey yoktu. Doğru. Atakan. Yani bizim zamanımızda bizi yönlendirecek. Tabii abilerim sağ olsun çok destek veriyorlardı ama profesyonelce bizi yönlendirecek insanlar yoktu. Hocam büyük takım. Ya baskısı, ben Fenerbahçe'yi... Baskısı fazla. Tabii. Stresi fazla. Ondan sonra İstanbul yeni bir yer, yeni bir takım, büyük takım. Yani çok beklenti fazla. Onun için 2-3 yıl kalmak lazım. Tabii. Fenerbahçe'de ben o sene oynamış olsaydım ben bir 10 yıl oynardım. Ama büyük takımda oynamak istiyorsan en az 3 yılı devirmen lazım. Doğru. Çok yani büyük takım futbolcusu olman için. Ama işte dediğim gibi hazırlıklı gelmiyorsun Atakan. Evet. Yani şimdiki aklın olsa hazırlıklı gelirsin oraya. Yani nasıl kültürünle, yabancı dilinle, işte ondan sonra yani çünkü büyük takımın ya düşünüyor musun Gaziantep'te basın yoktu. Hocam biz dere ağzında mısın? Nasıl hazırlıklı geleceksin ki hocam? 3 sene önce. Tabii canım tabii. Şeyde lokantada bulaşık yıkıyorsun. Evet hocam tabii, yani. Tabii doğru evet, yani, doğru haklısın. Sonuçta eğitim anlamında bir şey görmemişsin. Mentalin hazır değil. Bir anda Gaziantep Spor gitmişsin milli, aa, takım, milli takım. Temprada uyumuşsun 1 kilometre yani. Fenerbahçe'ye gidiyorsun. Tabii inanılmaz yani. Ha yine ben sana açık ne söyleyeyim. Ben 13 yıl profesyonel futbol oynadım. Bu çok önemli. Bak her zaman ben hayatımda da anlattım. 13 yıl profesyonel kırmızı kart görmedim. Hiç mi görmedin? Hiç görmedim. Sadece kupa maçı Trabzon, o da kupayı saymıyorum, lig maçlarını. 13 yıl Süper Lig'de bir tane kırmızı kart görmedim. Maç ortalamam 25 üzeri. Harika. Her sene. Teknik direktörlükte 2003'te başladım teknik direktörle 2021. Futbol Federasyonu dahil 5 yıl eğitim dairesi. Daha şu ana kadar dışarı atılmadım. Benim hikayem zaten... Hep gittiğin yerlerde kalıyorsun, seviliyorsun ve işini yapıyorsun. Tabii ben... Bir de fair play ödülü mü aldın hocam? Ben evet. O benim için hayatımın en önemli fair play ödüllerinden bir tanesi. 2015'te Ankara Amatör Milli Takım Teknik Direktörüyken biliyorsun bu Regions Cup diye bir turnuva var. Ali Düşünmez Başkan'ın evet. Amatör Spor Kulüpleri Fon Federasyonu'nun bir uluslararası bir turnuvası. Çok güzel bir turnuva. Türkiye'de biz 13 bölge arasında Türkiye şampiyonu oldum. Teknik direktörü takımımla birlikte. Malta'ya gittik. Malta'da 3 maç oynadık. 3 maçını kazandık ve Avrupa şampiyonasını hak ettik. İrlanda'ya gittik. İlk 8'e kaldık Avrupa'da. Orada sadece İrlanda ev sahibine 2-0 yenildim. Bütün maçları aldım. Avrupa üçüncüsü olduk. Orada. Gol krallığını benim takımdan çıktı. Salim Uzun o zaman. Ve en önemli şey bizim için fair play ödülü aldık takım halinde. Neden? Neden? Oo çok. Bir, maç içinde kırmızı kart görmeyeceksiniz. Sarı kartlarınız fazla olmayacak. İki, kafiliyi çok iyi temsil etmeniz lazım gittiğiniz turnuvalarda. Teknik direktörlerin davranışları, kafilenin davranışlarını 8,5 puanla biz UEFA Fair Play ödülü aldık. Ve o Fair Play ödülünü ben gittim İsviçre'de aldım. Lyon'da UEFA ikinci başkanıyla. Ve o Fair Play ödülü şu anda yok piyasada. Nasıl yok? Yok. Futbol Federasyonu'na teslim ettim. Yok. Ha, çalınmış. Ya bilmiyorum. Onu yok çalınmış değil. Yani o orada şey, fair play ödülü. Abi bulamıyorlar. Ya oradadır ki bilmiyorum artık nerede olduğunu. Hayır, bilmiyorum. Ya gittin sordun tabii, bulamadılar yok, mı? Yok onu vermiştim oradadır tahmin. Müzede olabilir şu anda. Ha, yok dedin hocam şimdi. Ha, o fair play ödülü nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben geçen bana birisi sordu. Ya hocam dedi o fair play ödülü nerede? Ben dedim teslim ettim. Yok. Enteresan hocam. Nasıl yok yani? Vallahi bilmiyorum. Artık yapacak bir şey yok. Ama çok önemli bir ödül biliyor musun? Atakan. Ya bu Türkiye burası burada hiçbir şey şaşırmıyorum hocam. Ya valla. Fair play ödülü alıyorsa fair play ödülü yok. Hocam Svelisson not almışım buraya. Kimle alakalı bu şey? Anı Svelisson. Beşiktaşlı Svelisson. Ha biz bir gün Beşiktaş maçı oynuyoruz Atakan. Beşiktaş Gaziantep Spor maçı. Sen Antep'tesin. Antep'teyim.
Ben şeyle oynuyordum ya, bir hatırlamıyorum ismini. Kompele de severiz onu adam adamı. Ama nasıl biliyor musun Kompele? Arkadan çekiyor, küfür ediyor diyor işte o. Ama nasıl biliyor musun? Öyle sonra, böyle küfür etmiyor. Öyle bir şey yok, anlatamam sana. Neyse, Beşiktaş futbolu ya Ertuğrul Sağlam ya da Mehmet abi mi diye ikisinden bir. Oğlum dedi, küfür etme, ayıp dedim, Kompele dedi ya. Ya kardeşim, o yabancı anlamaz, sen de küfür et diyor. Düşün ya, adam 3 aydan şeyi Türkçe'yi öğrendi Kompele. 3 aydan. 3 ay, bak benim odam sağda, solda Mehmet Gönül Açar, ortada Kompele geldi. Bana dedi Türkçe'yi öğretin. 3 ayda öğrendi biliyor musun? Bak inanılmaz. Yazık, Kompele de çok komik, Kolibali de çok komik. Ya Kolibali, ben oynamadım Kompele ama ben Kompele'yi anlatamam sana. Evet. Kompele var ya. Ya yabancı diyor, anlamaz diyor. Sen de küfür et, boş ver diyor. Aygün. Aygün çok. Aygün tesislerde tek kalan futbolcu Fenerbahçe'de. Niye? Derazını çok seviyordu. Anahtarı ona vermiştik. Evde kalmıyor. Evde kalmıyordu. Tesisler. Cimri mi? Biraz cimriydi Aygün. Ya evde bile kalmıyor. Evde ya. Kalmıyordu. Ya. Tesislerde. O zaman bekardı ama. Ya bekardı. Bekardı. Mususi'yle de oynadın rahmetle. Mususi'yle bir Çanakkale Dardanel Spor'da oynadık. Devre arası geldi bize. Biliyorsun o zaman Bursa Spor'dan geldi. O İbrahim Barış Ercüment'le oynuyordu değil mi? Ercüment'le oynuyordu. Ama biz Çanakkale Dardanel Spor küme düşmenin en büyük adayıydık. Atakan. Devre arası öyle İbrahim bir de Hayrettin diye üçü geldi bize. Bize ama nasıl biliyor musun? Ben böyle bir futbolcu görmedim. Allah rahmet eylesin. Baba var ya yani ayık gelmezdi antrenmana. Çok içerdi. İçerdi. İnanılmaz. Ama çıkardı. Gollerini de atar. Rahmetli Erdoğan Arıca. Allah rahmet eylesin. Erdoğan Hoca bizim için müthiş bir hocaydı. Erdoğan Hoca diyor sakın yanaşmayın buna. Patlar bu. Ama sizi kurtardı. Abi, düşmediniz değil mi? Düşmedik. Biz mucizeyi yarattık. Çanakkale Dardanel Spor o sene. Lig'de kaldık. Ve ben Van Spor'a transfer oldum. Van Spor'a işte o zaman çok büyük bonservisle 45 milyar yakın çok büyük bonservis Dardanel'e falan. O zaman kaleci Engin abi, Serkan Reşper ve ben Dardanel'e transfer oldum. Bizi biliyorsunuz Fenerbahçe'de Niyazi Bey yönetimdeydi. Evet. Ben git aslında mukalem devam ediyordu Fenerbahçe. Karşıyaka döndükten sonra gitmeyeyim ama Niyazi Bey çok istediği için Dardanel'e gittik biz. Çok güzel yıllarımız geçti Çanakkale. Benim oğlan Emre, oğlum Çanakkale'de doğdu. 97 doğumlu. O da şu anda Menemen Spor'da oynuyor. Futbolcu. Yani siz dört kardeş futbolcudunuz. Senin oğlan da futbolcu oldu. Benim, şimdi PTT Beşiktaş'ta oynuyor. Şu anda evet Allah'a çok şu anda Menemen. Bu akşam da maçı var şeyde Altın Ordu'yla. Şu anda oynuyor şükür. O da 8 numara 97 doğumlu. Allah yollarını açık. Hasan'ın çocukları da çok iyi futbolcuydu Hasan üzere. Öyle mi? Furkan çok iyi. Fenerbahçe'ye transfer oldu. Çapraz bağları koptu. Enes oğlu da çok iyi stoper. Onun da çapraz bağı koptu. Vay evet. Yusuf var ya o da çok iyiydi Pendik'te. O geçen hafta daha çapraza koptu. Çok enteresan yani. Çok enteresan. Yılmaz Vural. Yılmaz Vural'la biz Gaziantep Spor'da beraber çalıştık. Bizim en kritik dönemlerimizde. Yılmaz Hoca çok renkli. İnanılmaz bir hoca. Onunla çalışmaktan çok büyük zevk aldım. Sürekli gülüyordunuz değil mi hocam? Maçta küfür ederken Hasan kardeşim kulübede ya. Sana küfür ediyor Hasan. Hasan bozuluyordu o zaman. Hasan bozuluyordu. Ya bir gün kampa gittik biz. Antalya'da o zaman Antalya'da bir otel vardı. Başka otel yoktu. Otelden komple bütün oyuncular kaçtık. Kimse yok otelde. Neyse Yılmaz Hoca arıyor hepimizi. Yok hiç kimse yok. Nerede bunlar falan. Bizi bir yerde yakala işte geldi toplantı yap. Dedi ki ya dedi böyle olmaz. Biz ligde kalamayız dedi. Böyle çalışmamız lazım. Ben dedi istifa ediyorum dedi. Bizim İhsan abi bilirsin sol bek Galatasaray. İhsan abi dedi ki hocam istifa edersen et. Ya İhsan diyor. Bir kapris yaptırtmadın bana. Bir kapris yaptırtmadın bana. Her çıkıyor bir antrenman var diyor. Yılmaz Hoca. Ondan sonra bir Beşiktaş maçımız var. Beşiktaş maçı zaten Daum'un çalıştırdı. O maçı kazanmak zorundayız. Yani inanılmaz bir maç. 2-1 yendik biz. Orada benim maçta kafam yarılmıştı. Oyundan
ama nasıl ambulansı çağırdılar beni. Ben yok dedim, oynayacağım dedim. Stat full, televizyon veriyor. O zaman ATV televizyonda çıkmışım, oynamam lazım. Neyse bantladım kafayı ama nasıl biliyor musun, böyle apaçı gibi. Bantladım, bir çıktım, bir oynadım, 2-1 yendik ama yıkılıyor stat. Yılmaz Hoca böyle işte, bizim İhsan abi sol bek. İhsan'a sallayabilme, İhsan diyorlar sallayabilme filan. Neyse maç bitti. Birbirine küfür ediyorlar. Ondan sonra maç bitti. Soyunma odasına baktım, Yılmaz Hoca. Nerede lan o İhsan filan dedi. Buradayım dedi. Sen bana küfür ettin. Ya boşver İhsan, nasıl yendik ama Beşiktaş'ı diye. Öyle bir sarıldık filan. Çok böyle... Hemen orada yumuşadı tabii İhsan. Tabii abi 2-1 yenmişiz. Tabii, orada, tabii. Orada mümkün değil. Bir de Gafar Okan'la bir anım var. Allah rahmet eylesin. Diyarbakır Spor'u da ben Van'dan sonra Elazığ, evet Elazığ'dan sonra Diyarbakır Spor'a, Elazığ Spor'da da oynadım. Çok iyi yıllarım geçti orada. Yok, İzmir'de değil miydi? Elazığ'dan şeye gittim, Altay'la anlaşmaya, Hasan da orada. O zaman böyle antrenmana çıktık, iyi de oynadık, hazırlık maçı oynadık filan bilmem. Neyse bir gün geldim Ümit Kayan hocam o zaman. Ümit Kayan hoca çağırdı, Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin. Çok iyi bir hocamız orada. Dedi ki ya dedi Mustafa dedi, bizim Diyarbakır Emniyet Müdürü Diyarbakır Spor istiyor seni. Ya dedim hocam dedim, ben şimdi İzmir'e geldim, Süper Lig oynamak istiyorum, ben İzmir'de oynuyorum. Ya dedi seni çok istiyor, o da Fenerbahçe Kongre'yi seni de tanıyor. Neyse böyle bir antrenman çıktı. Ertesi gün tekrar Mustafa'yı ver bana bir telefonu. Buyurun dedim. Buyurun Gafar'a, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Buyurun müdürüm dedim. Dedi ki Mustafa dedi, saat 6:30'da uçak var. Uçak biletini alıyorum. Gelirsin gelmesen zorla aldıracağım seni dedi. Yemin edin bak. Zorla dedi ki bak oğlum, Diyarbakır Spor sizlere ihtiyaçları var. Şöhretli futbolcudan buraya gelmesi, Diyarbakır Spor şampiyonu yapmamız lazım. Bölge için, vatan için, millet için. Benim tüyler diken, hemen gittim valizimi topladım. Gittin. Doğru uçağa. Çok seviliyor değil mi Gafar Okan? Çok, inanılmaz derece. Ben 8 ay beraber yaşadım onunla. Bir gün saat kaçtı? Gece 2. Benim oğlan işte yeni doğmuş. O zaman 1 yaşında falan. Bir baktım koruması. Mustafa neredesin? Abi dedim, yatıyorum ya, antrenman var dedim. Yok dedim, müdürüm seni bekliyor şey. Makamı. Gece 2. Gittik. 6-7 tane futbolcu da çağırmış. O çünkü 2'den sonra işi biterdi. Oturduk muhabbet etmeye başladık. Şöyle oynayacaksınız, taktik veriyor. Böyle taktik oynayacaksınız. Veriyor. Tabii bunu ama nasıl anlatıyor? Saat 4'e kadar biz var ya. O gözlerimize. Neyse Coşkun Hoca'ydı o zaman. Coşkun Demirbakan hocamız. Saat 4'te abi eve gittim ben. Sabah 10'da antrenman var. Leyla gibiyiz böyle, tamam mı? Ya çok güzel anlarımız var. Mesela maç bittikte, örnek diyelim maç kazanıyorsun. Ağrı'da ya da şeyde, Malatya'da. 20-25 tane eskortlarla şehrin dışında bekletir. Bizi karşılar, Diyarbakır'da tur attırıp tesislere. Ve stat nasıl biliyor musun? Tabii bu kadar sevilirsem. İnanılmaz. Ya bizim anılarımız çok onunla. Yani çünkü birebir yaşadık. Bazılarını da tabii rahatsız etti. O kadar sevildiği için. Çok, Allah rahmet eylesin. Ondan dolayı çok böyle ben 8 ay dolu dolu yaşadım onunla. Yani en son Sarıyer maçı işte oynadık. Final maçına gittik şeye, Antalya. Rize'yle hatırlıyorsan Diyarbakır Rize maçı. Evet hatırlıyorum. O maçta biz şampiyonluğu kaybettik ve Rize şampiyon oldu. Biz çıkamadık. Ertesi sene ben İmpaş Yozga Spor'a transfer oldum Hüseyin Kalpar zamanında. Diyarbakır Spor zaten o sene de biliyorsunuz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hocam şu anda ne yapıyorsun? Hedeflerin ne? Neler yapmayı düşünüyorsun? Valla ben 2003-2021 arası teknik direktörlük yaptım. En son Eskişehir Spor da çalıştım. Eskişehir Spor inanılmaz bir, biliyorsun, futbolun zaten o taraftarıyla, şehriyle, örf adetle inanılmaz bir yer. Genç oyuncularla mücadele ettik. Çok iyi puanları da aldık. Geçen sene Ankara Spor dedim teknik direktör. Bu sene kısmet olmadı. İnşallah bir böyle kafamıza uyacak, hedefi olacak takım gelirse çalışmayı düşünüyoruz. Beşiktaş'a transfer olan Bilal Eskişehir'de senin öğrencin miydi? Bilal Ceylan'ı evet, ben ilk U17'den almıştım A takımı. İlk A takımda ben oynadım. Çok yetenekli bir
Sadık. Oynayamaz mıydı? Oynar. Ya Bilal Ceylan biraz eksikleri var ama Bilal Ceylan üstüne düşürülürse oynarsa oynar. Oynarsa oynar. Şu anda tahminim Bandırma'ya kiralık gitmiş. Evet. Atakan. Bandırma'ya kiralık gitmiş. Vallahi yani Bilal iyi futbolcu. Yolu açık olsun. Yolu açık olsun. Metan Altunbaş bendeydi biliyorsun. Avustralya Zikes'e gönderdi. Çok, o da çok iyi bir futbolcu Eskişehir'deyken. Elimizden geldiği kadar yaptığım teknik direktörlerin %90'ı hep genç oyuncuları yetiştirmek. O kulübün, şimdi Türkiye baktığınız zaman bütün takımlar şu anda borç içinde. Evet. Borcu olduğu halde hala dışarıdan transfer, tamam ben yabancıya karşı değilim. Yabancının olması lazım. Ama biz öncelikle genç oyuncuları yetiştirmemiz lazım. Kulüplerin bir an önce bu borç batağından kurtarmamız lazım. Şimdi örnek verelim. Kimi verelim? Beşiktaş. 5 milyar TL mi borcu var? Hepsini başlattık. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ben bunu okudum. Ajax yöneticilerle röportajında işte faiz ödüyoruz, borç ödüyoruz. Ya yazık değil mi? Tabii. Ya bu kulüpleri bir de bulamayız. Şimdi sen Gaziantep Spor'la oldu. Gaziantep Spor'a ben 3 milyon dolar para kazandırdım. Dardanel. Ona da inanılmaz 2-3 milyon dolar para kazandırdım. Yok piyasada. Yimpaşa, Uzgat. Lav oldu hepsi. Atakan. Yazık yani bu kulüpleri biz korumamız lazım. Ama hocam şey ya. Yani geliyorlar. İşleri kötü giden, iflas eden yöneticiler. Orada kulüpleri kullanıyorlar. Transferler yapıyorlar. Ya Eskişehir Spor. Transfer ne yapıyor hocam? Para kazanmak için yapıyor. Paraları kazanıyorlar. Kulüpleri batırıyorlar, gidiyorlar. Ya Eskişehir Spor işte. Eskişehir Spor'un baktığınız zaman 250-300 milyon borcu var. Geçen sene yöneticiler inanılmaz mücadele etti. Bu sene gelen yöneticiler de çok mücadele ediyor. Düşünebiliyorsun. Yabancı dosyalarının imzalarını başkaları atmış. Şimdi gelen yöneticiler, başkanlar para bulmak için dosyaları kapatmak için. Çünkü niye? Kulübü düşürmek için dosyalar var. Tabii. Yazık maalesef. Yani. Bu camiaları korunalım. Bir de yani ben mesela eğitmenlik yaptım. Tudor eğitmenliği de yaptım. Yaklaşık 850 yakın hocalara kurs verdim. Milli takımlarda. Futsal eğitmenliği yaptım. Kadın milli takımlarında bulundum. Scout eğitmenliği yaptım. Yani bizim en büyük sıkıntımız eğitmen sıkıntımız var. Evet. Atakan. Yani biz ama sen 2,5 milyara asgari ücretini açlık sınırının altında hocalar çalıştırırsan bir şey olmaz. O hocalarını sen bir de milyonluk futbolcular istiyorsun. Tabii. Ya nasıl olacak? Hayır, oyuncular da hocaya saygı duymaz ki. Kim duyar? Kimse duymaz. Ya duymaz çünkü bakın tesis yok. Antrenmansa ya suni çimde antrenman olmaz. Biz geliştiremeyiz çocukları. Doğru. Yazık bu çocuk, bu gençlerimize yazık. Bak ben çok yetenekli futbolcuları seyrettim. U19 geçen bir iki ay önce Antalya'da, Beşiktaş'ta inanılmaz U19'da futbolcular var. Galatasaray, Fenerbahçe, Alanya, Balık, hepsinde müthiş topçular. Siz bu futbolculara şans vermezseniz bu çocuklar gelişmeyecektir. Doğru. Ben her zaman eğitimlerde ince çelik halat üzerinde emekleyen çocuklara sizler bilgi destekçisi olmazsanız bu çocuklar kaybolup gidecektir. Doğru. Eğer destek olursanız, bilgi destekçisi olursanız bu çocuklar kaybolup gidilmeyecek. A milli takımda oynayacak, büyük takımda işte çıkıyor. Şu anda genç çocuklar da çıkıyor. Yani yurt dışına da futbolcu vermeye başladık. Demek ki bizde var. İnşallah doğru işler yapılır hocam. Biz görmeyeceğiz. Biz göremeyiz. Yani neyi göremeyiz biliyor musun? Bu borç batağını, ya siz düşünebiliyorsunuz. Bütün kulüplerin borçları şu anda tahminim Türkiye'ye baktığınız zaman herhalde bir 40-50 milyar TL vardır. Kim verecek parayı? En son satılacak kulüpler işte. Satılacak da... Paris Saint Germain gibi olacak. Manchester City gibi kim olacak. Kaç kişi alır? Ama şimdi ben sana düşünüyorum. Paris Saint Germain yani baktığın zaman dünyaya hükmediyor. Yani dünyada herkes Paris Saint Germain tutmaya başladı. Ya ben çok büyük, Türkiye'de çok büyük yatırım olacağını tahmin etmiyorum. Hayırlısı olsun. Çünkü getirisine bakıyorlar. Bir yatırım yaptığı zaman getirisi bana ne getirecek diyor. Ama bir an önce spor yasası çıkması lazım. Başkanlar o senenin borcunu kendileri yüklenecektir. Altyapıda futbolcu yetiştireceğiz. Biz bu işi 5 yılda bitiririz. 5 yılda bitiririz biz. İnşallah hocam. İnşallah o günleri görürüz.
Bari biz görmesek çocuklarımız görsün. İnşallah. Hocam ağzına sağlık. Vallahi, çok teşekkür ederim. Atakan. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Vallahi sen de eline sağlık. Seninle burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Bizim için de büyük mutluluk hocam. Geldin, şeref verdin. Valla senin için Ankara'dan buraya geldim. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. İlk telefon açtığında böyle dedim, ben Atakan'a söz verdim, gideceğim dedim. Sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim. Sana ve ekibine çok çok teşekkür ederim. Çok güzel işler yapıyorsun. Her zaman yanındayız kardeşim. Sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Mustafa Özer'le yaptığımız röportajın söyleşinin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.